Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz basın toplantımıza. Önce hocamız kısa bir değerlendirme yapacak, ardından sorularınızı rica edeceğiz. Soru sormadan önce kendinizi ve kurumunuzu belirtmenizi rica ederiz. Ayrıca telefonları kapatmanızı da rica ediyorum. Buyurun hocam. Evet, tekrardan merhaba. Evet, burada olmak güzel, sizlerle beraber olmak çok güzel. Umarım bu süreci en iyi sağlıklı biçimde geçiririz. Özellikle ilk girmeden evvel şu anda dünyanın da yaşadığı hassasiyeti, herkesin yaşadığı İsrail-Filistin sürecini, çocukların ve masumların öldürüldüğü hiçbir savaşın kazananı olmaz. Bunu şiddetle kınıyoruz. Umarım dünyanın sağduyuyla buna doğru bir şekilde yaklaşarak en kısa sürede çözümler, çözüm olarak da dünyayı, bizleri de rahatlatmış olur diye düşünüyorum. Çünkü dünden beri bu konuyla ilgili canım çok sıkkın, basın toplantısıyla da ilgili acaba mı dedik ama buraya geldik. Bu hafta müsabakalar tekrar başlayacak. En azından karşılıklı bir bilgilendirme yapmak açısından iyi olacak diye düşünüyorum. Şöyle aslında size geçmeden evvel 2 sene 4 ay, yani toplamda 28 ay burada görev yaptım. Belki de hayatımın en güzel günlerini, başarılarını, sevinçlerini, duygularını hep beraber yaşadık. Şöyle kısa kısa dokunmak istiyorum. Sonrasında zaten sizin sorularınız olacak. İlk geldiğimiz sene süreç, Avrupa Kupalarına katıldık. O arada 1 sene sonrasının yatırımını yaptık. Uzun süre sonra kovalanan şampiyonluğu yakalayabilmek için bir planlama yaptık. Ve deneyimli, bir tecrübeli bir takım kurduk. Ve planladığımız hedefimize Türkiye Ligi'nin tarihinin en erken 2 şampiyonluğundan birini çok büyük üstünlük sağlayarak kurduğumuz kadroyla beraber, taraftarımızla, sizlerle beraber, başkan ve yöneticilerle beraber gerçekleştirmiş olduk. Bunun daha sonraki 2. senesindeki bir takım hedeflere de hep beraber gidebilmek için bir takım planlamalar yaptık. Özellikle şampiyonluğundan sonraki senelerde, bir sonraki senelerde yaşanan bir takım dalgalanmaları hep beraber yaşadık. Özellikle Süper Kupa'yı aldık. Lige 2 galibiyetle, 6 puanla ve gol yemeden başladık. Süper Kupa'da Marekamşik'i kaybetmiştik. Sonrasında 2. hafta Edin Viska'yı kaybettik. 4. hafta Dorukhan'ı kaybettik. Şampiyonlar Ligi öncesi bu tür bir takım sakatlıklar yaşadık. Özellikle şampiyon olduğumuz sene en önemli potansiyel, satabileceğimiz tek oyuncu Ahmet Can'ı da Avrupa'nın önemli futbol kulübü Ajax'a sattık. Kulübede bir gelir getirisi olması açısından. Sonraki süreçte de yapılan transferler, sonuçların, inişler, çıkışların olması ama 28 ay taraftarımızın, şehrimizin yakaladığımız enerjinin, başarıların, şehre geldiğim gün söylediğim gibi yeni gelmedim, geri geldim. Bu şehre inandım, bu takıma inandığım için, bu enerjiye inandığım için tekrarından, geriden gelen o enerjiyle beraber tekrar daha iyisini yapabilmek için, onun için bugün buradayım. Tekrar sizlerle beraber olmak güzel. Şimdi sorularınızı alacağım. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayır Bey. Mikrofon alır mısınız? Hayır. Yok, ayak. Bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Ekiplerde zaman zaman değişiklikler oluyor. Bunları da bilgilendireyim sizle. Toplantıya geçmeden evvel. Biliyorsunuz bir önceki ekipten Orhan Hoca vardı. O 9 sene bizimle beraberdi. Şampiyonlukta önemli katkıları vardır. Bundan sonra zaten kendi senede bu şeyde de bulunmuştuk. Teknik direktör olarak devam edecek. Yaşar Hoca benimle beraberdi. Onun üniversitede, 2. üniversitesinde bir takım dersleri var İstanbul'da. Ama bana özellikle oradan aynı desteğini sürdürecek. Yeni ekipte şampiyon ekibin içinde Egemen Korkmaz vardı. Zaten buradayım, futbolcu ve antrenörlük önemli işler yapmıştı. O da
bu ekibin önemli parçası bizle beraber devam edecek. Onunla beraber Mustafa Sarp, daha evvelden de takip ettiğimiz, bu oyuna kendini veren, gelişimi açık ve iletişimi son derece iyi olan bir futbol adamı. O da bizimle beraber olacak. Analiz ekibinde de Serdar var. Benim daha evvelden genç bir takımların oyuncum, akademili. O da bundan sonraki bütün enerjisini bizimle beraber verecek. Böyle de sizi kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Haluk Hoca'yı anlatacaktım. Pardon, gene unuttum. Konuları atlatıyorum. Yedi ay tabii dışarıda kalınca basının karşısına ilk defa çıktım. Biraz kusura bak beni heyecanıma. Haluk Hoca bizim kaleci departmanımız, benim eski takım arkadaşım. Aynı zamanda uzun zamandır ekibin içinde. Aslında bugün şöyle bakabilirsiniz. 2014'ten beri, 2015'ten itibaren A milli takımın kalesini koruyan kaleciler Volkan Babacan, Mert Günok ve Uğurcan Çakır ve bizim takımın Haluk Hoca'nın ekibinden devam eden uzun süredir kaleci departmanında önemli işler yapıyor. Ona da bu anlamda teşekkür ediyoruz. Umarım Uğurcan'ı da buradan tebrik edelim milli takım sürecini. Ona da bundan sonra Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileyelim. Evet. Evet, buyurun. Evet. Daha evvelden gördüğümüz değil, daha evvelden de bu camianın, bu kurumun içinde olan birisi. Aynen. Nuri. Görev tanımlaması bundan sonraki A takımda bizimle beraber olacak Nuri. Nuri'yi soruyorsanız. Kulüplerin içinde zaman zaman hocalar, idari olarak başkaları da gelip gidebiliyor. Böyle bir durumlar olabiliyor. Bu herkes için geçerli, benim için de geçerli. Onun için bundan sonraki süreçte Nuri bizimle beraber olacak. Evet, buyurun. Hayri Güner. Mikrofon alır mısınız? Hayri Güner, Cumhuriyet Gazetesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmişi bahsettiniz. Ben bundan sonra sizin ne yapacağımız konusunda bilgi vermenizi rica ediyorum. Neyle ilgili Hayri Bey? Nerede kalmıştık hocam? Nerede kalmıştık? Evet, siz geçmiş anlat. Bundan sonrasına ne yapacağız onu rica ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşıma da hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Nerede kalmıştık? Trabzonspor'un bulunduğu yerde yarış vardır. Bundan sonraki kısa vadedeki süreçteki yarışımızı şu an itibariyle bu seneyi soracak olursanız Avrupa kupalarına katılabilmek. Devamlı bir kere maç kazanma alışkanlığını yakalayıp yukarıdaki nereleri yakalayabiliyoruz. Artı Türkiye Kupası önümüzdeki senenin planlamasını bundan 3 sene evvel olduğu gibi devre arasına ve sene sonuna doğru bu şekilde planlama yapıp hareket etmek. Rica ederim. Yunus Bey. Yunus Emre Sel, Sabah Gazetesi. Hocam başarılar diliyorum. Hocam ayrılış sürecinizde belki de en çok eleştirdiğiniz konulardan bir tanesi de oyunun sürekli yan pas şeklinde oynandığı yönündeki eleştirilerdi. Bununla ilgili yeni sezonda oyun planınızda bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor musunuz? Bununla ilgili eleştirilere ne cevap vereceksiniz? Yan pas, geri pas oynamaya devam edeceğim. Güzel soru, teşekkür ederim. Bunu şöyle cevaplayayım aslında. Bu konularla ilgili hakikaten kendini yoran ve çalışmalar yapan birisiyiz. 2014'te de bununla ilgili yurt dışında da aslında programlarla, analiz programlarıyla çalışmalar yaptım. O zaman ben de size sorduğun sorunun üzerine güzel bir cevap vereyim isterseniz. 21-22 sezonu, futbol şampiyonu olduğumuz sezon isterseniz. 21-22 sezonu, futbol şampiyonu olduğumuz sezon. 22-23 Mart'ın 10'una kadar ayrıldığım sezon. Dahil. Trabzonspor dikine oynanan pasta, rakip ceza sahasında 3. bölgeye geldi, 1. sıradı. Bir daha söyleyeyim mi? Anlatayım mı? 21-22 şampiyon olduğumuz sene. 22-23 hani kötü dediğimiz, sonuçların dalgalı olduğu süre de ayrılana kadar Trabzonspor'un oyun organizasyonlarında rakip cezası aslında dikine pasta Trabzonspor Türkiye'nin birincisi. Yani eleştirildiğim konu. İkincisi, bir örnek daha vereyim bununla alakalı isterseniz. Son
şampiyon takımlar Avrupa'da, Almanya'da Bayern Münih, İngiltere'de City, İspanya'da Barcelona, Fransa'da Paris Saint Germain, İtalya'da Napoli. Yan pasta birinci, dikine pasta birinci bu takımlar. Dikine atabilmen için yan pas yapmak zorundasın. O boşluğu bulabilmek, bu rakibi yapabilmek için. Onun için biz dünyayı da, eleştirileri de biliyorum, ne söylendiğini de biliyorum. Ama size bir veriyle önünüze şu an itibariyle koyuyorum. Çünkü büyük takımlar, domine takımlar topa sahip olarak oyun oynarlar. Onun için 21-22 ve ayrılana kadar Trabzonspor, yani bizim olduğumuz, organizasyon olduğu süreçte dikine pasta birinci. Bunu daha hızlandırmak, kaybettiği yerde almak, topa daha sahip olmak, daha genişte oynamak gibi gibi yeni yeni içindeki formasyon. Oyuncular biraz bunu belirleyecek, oyuncu profilleri belirleyecek. Bunu daha hızlı, daha şiddetli yapmaya çalışacağız. Ali Kemal Bey. Normal normların süresinde. Bu süreçte Trabzonspor'un son 8 haftalık, geçmişi artık bir kenara koyarsak, son 8 haftalık periyodunda oynadığı maçlarda takip ettiniz mi? Şu anda teslim aldığınız takımın özellikle mental olarak ve sonrasında fizik olarak yeterliliği hangi boyutlardaydı? Bu bir. İkincisi de son 5 yıldır saha içerisinde tecrübeli futbol aklı üst düzey olan önce Sosa sonra Hamsik gibi iki değerli oyuncuyla oynayan bir ekip vardı. Bunun eksikliğini Trabzonspor çekecek mi? Teşekkür ederim. Tabii ki maçları bir futbol adamı olarak, özellikle de Trabzonspor olunca tabii ki takip ettik. Bir kere hocaya, giden hocaya, Nedet hocaya teşekkür edelim. Trabzonspor kulübüne hizmet etmiştir. Geleni de gideni de her zaman, buraya hizmet eden her zaman değerlidir. Muhakkak bir takım bir şeyler de bırakmıştır olumlu anlamda. Şimdi burada ben tabii ki bu konu üzerinde çalıştım. Bir takım veriler var. Biz neler yapacağız, neler yapacağız? Bunu söylemek aslında şunu oluşturur. Yani eleştirim yapıyor, destek mi oluyor? Buna benzer şeyleri yaşadık. Bunun tespitlerimiz var bu konuyla ilgili. Trabzonspor'un nasıl oynaması ilgili gerektirir. Oyuncu profillerinin %50-55'i beraber çalıştığım oyuncu grubu. %45'i de şu an itibariyle çalışmadım ve onları da yakından antrenmanda tanımaya çalışıyorum. Aslında bu zamana kadar oynandıkları mevkilerde nerelerde daha çok oynamışlar? Hangi verilerde daha iyiler? Gelen transferlerinde bu anlamdaki şeylerini çıkartmaya çalışıyorum. Marek Hamsik, Sosa, bunlar önemli. Biraz evvel dedim, kupa finalini oynadıktan sonra Marek Hamsik'i kaybetmek dünya çapında bir oyuncu. Sosa da burada o önemli hizmetler yaptı. Şu anki mevcutu konuşmak bence. Devre arasında ne yapacağız? Sene sonunda ne yapacağız? Bunlara bakmak lazım. Olumlu transferler de var. Yeni çalıştığım oyuncular var. Şu an itibariyle antrenmanlarda olumlu mesaj veriyorlar. Grup enerjisinin değişimler de zaten biliyorsunuz biraz yukarı çeker. Şu an itibariyle antrenmanda çok iyi cevaplar da veriyorlar. Umarım bu müsabakalarda kazanma alışkanlığını yakaladıkça daha yukarı çıkacak diye düşünüyorum. Haluk Bey. Haluk Hayıldız, Vole. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hocam geldiğinizde odanızda boş bir çerçeve vardı. O çerçeveyi doldurdunuz, şampiyonluk duvarına astınız. Şimdi yine odanıza bir çerçeve koydunuz mu? Şampiyonluk fotoğrafıyla dolacak mı ve bunu ne zaman planlıyorsunuz? Biz burada çok güzel duygular yaşadık. Hep beraber yaşadık. Sizlerin, taraftarımızın, ben şampiyonluktaki sonrasındaki süreci hiç unutamıyorum, denize çıktığımız süreci. Bunu doğru bir planlama, doğru bir organizasyon tekrar devreye sokacağız. Bunu ne zaman devreye sokacağız? Planlama adım adım, yani kısa sürede hem pragmatik bir şekilde devreye sokmaya çalışacağız. Boş çerçeve değil, belki bu anlamda başka söylemlerimiz olacak. Çünkü başarı bir sonuç değil, yani başarı bir süreçten geçiyor. Onun için biz bunu adım adım en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Siz de buna destek vereceksiniz. Verdiniz, vermeye devam edin. Bizim duygularımız bazen çok yoğun oluyor. Bu yörenin yoğun oluyor. Bunları gene dengeleyeceğiz. Ama gene sahada agresif olan, baskı yapan, biraz daha hızlı oynayan bir takım oluşturmaya çalışacağım. Serkan Bey. Serkan Genç, Kadırga TV. Hocam tabii şampiyon bir teknik adam olarak tekrar geri geldiniz. Geri gelişinizle birlikte camiada bu sezon adına beklentiler de bir o kadar da arttı. Bunu biz görüyoruz.
biraz da şampiyonluk söylemleri de artık taraftarlarda da dillendirilmeye başlandı. Bu süreçle ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Bu sizin üzerinizde artı bir baskı oluşturacak mı? Yok, bende bir baskı oluşturmayacak. Hakikaten burada yani 22 sene 4 ay rekorlar da kırıldı, istatistik rekorlar da kırıldı, kupalar da alındı. Tarihinde var zaten Trabzonspor'un, sadece benim dönemimde alınmadı. Birçok kupası var. Bu şehir böyle, bu coğrafya böyle bir coğrafya. Doğru planlama yaparsan bunun hem bu ligimizde hem de Avrupa'da özellikle işler yapabilecek bir durum oluşturulabilir. Sonuçların bazen inişleri çıkışları muhakkak olacaktır. Bende bir baskısı yok. Gerçekleştirdiklerimiz var. Destek için her zaman destek oldular. O destekler için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Pazartesi akşamından itibaren o desteklerine devam etsinler. Onlarla beraber yaptık biz bu zamana kadar her şeyi. O zaman da söyledik. Beraber hücum yaptık, beraber savunma yaptık. Onlar destek oldular. Onlara ihtiyacımız var. Onun için onlar kazandıkça mutlu oluyor bu şehir. Trabzonspor kazandığı zaman herkes mutlu oluyor. Bunu biliyorum ve farkındayım. Onun için en iyi şekilde hazırlanacağız ve yapacağız. Bir baskım yok. Planlamayı aynı şekilde yapacağız. Trabzonspor'un hedefi de, benim hedefim de, ekibimin hedefi de hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecekti.